Abi ne zamandır yemek yapıyorsun? Öyle mi, öyle mi sorayım yani? Ne bileyim? Olabilir. Ne zamandır yapıyorsun gerçekten? Benim 20 sene oldu. Meslekte. 20 sene. Ya ben biraz geç başladım aslında mesleğe. Daha önce başka bir iş mi yapıyordun? Yani ben üniversitede iktisat okumuştum. Aynı okul mezunu. Ekonomi mezunu. Ekonomi. Aynen öyle. Çok tanıştım ben size. Yurt dışında da var çok. Çok çok. İktisat okuyup sonra açalım. O yüzden ya 20 sene. Ya yaşım ileri ama. 20 senedir yapıyorum. 20 senedir. 20 senedir devam ediyorsunuz. Aynen. Nereler var öğrenelim mi? Ben yurt dışında başladım. Çalışmaya ve bu mesleğe. İşte üniversiteden sonra hatta askere de gittim. Ondan sonra bitti, askerlik bitti. Askerlik bitti. İşte 2000 yılı, 99 yılında yoktu o zaman şey okulları, üniversiteler veya sertifika okulları, arçılık çok baktım. Ya yani meslek liseleri vardı. Tabii hı hı. Benim ona uygun olmuyordu. İşte biraz para biriktirdim. Biraz böyle zar zor da olsa bir Amerika'ya gittim. Amerika'da hem okudum hem çalıştım. Aslında önce çalışmaya başladım. Amerika'da hangi okuldu? Bu bir tane küçük bir devlet okuluydu aslında. Nerede? İki senelik Virginia'da, hı hı. Arlington'da, şey Fairfax'ta küçük bir okuldu ama güzeldi yani şefimiz çok iyiydi. Zaten ben daha çok çalışarak hani bu aradaki farkı kapattım. Zaten böyle de olması gerektiğini de düşünüyorum. Sadece okulda olmuyor zaten bu iş. Tabii kesinlikle. Yani ben hatta benim programım farklıydı. Haftada iki gün okula gidiyordum, geri günü kalan günler çalışıyordum. Zaten hep çalışarak ancak alabiliyordum orada. Yani böyle bir maddi imkanım yoktu. Yani dönercide hatta başladım. İlk işim. Vay be. Bir dönerci. Tabii tabii. Türk restoranında çalıştım. Hem market hem döner. İşte pilav, çorba öyle başladım işe. Bulaşık yıka, yerleri süpür. Sonra okul bitti. Sonra okulla beraber farklı işlerde çalışmaya başladım. Okul bitti. İşte farklı restoranlara geçtim. Hepsi Amerika'da şu an ilk başta. Evet. Ya 5 sene toplamda. Okul dahil. 5 sene. Ya yani okulla beraber birçok farklı mutfakta çalışma imkanım oldu. Sonra işte artık 2005'e doğru şeyi fark ettim. Hem tecrübe kazandım hem piyasaya hakim olmaya başladım. Baktım ki yani kendi mutfağım üzerine gitmem lazım. Çünkü herkes bunu yapıyor. Hani Amerika'da İtalyan restoranında çalışıyor. Fransızında. Ben de geri döndüm ülkeye. Biraz da bocaladım ilk başta ama sonra şansıma şey açılıyordu. Konyalı Kanyon Alışveriş Merkezi'nin içinde bir Konyalı restoranı açılıyordu. Evet. Konyalı restoranı da bilmiyorum biliyor musunuz? Biliyorlardır. Yani bizim ülkemizin ilk restoranlarından diyebiliriz İstanbul'da. Onun devamını gelen bir restoranda. O beni çok heyecanlandırdı. Çok da iyi oldu. Orada iki sene benim yeniden bir okul okumuş oldum. Bütün sulu yemekleri, kebapları olsun, pilavı, böreği. Öyle devam ettim. Daha sonra işte bir otele girdim, çıktım bir seneli kadar. Daha sonra yolum eğitim kısmıyla kesişti. O zaman Beyoğlu'nda bir İstanbul Culinary Institute diye bir okul vardı. Hem restoran ve okuldu. Güzelliği oldu. Sertifika programı vermek üzere açılmış bir okuldu. Orada başladım. Hem restoranıyla ilgilendim. Hem okulun programlarını başlattım. Eğitim programlarını. Orada birçok yabancılarla workshoplar yaptık. Ülke tanıtımı, işte yurt dışı seyahatlerinde çeşitli tanıtımlarda bulundum. Yaklaşık 5 sene orada çalıştım. Daha sonra bir Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yaptım. Gastronomi bölümünde. Yaklaşık 2 sene kadar da orada çalıştım. Daha sonra Dream Akademi'nin şefliğini yaptım. Şefim, evet. Yani son kariyerimin 6-7-8 yılı aslında eğitim tarafında daha çok. Bir tek Dream'de çalışırken işte Doğuş grubuna bağlı bir okulduk. O gruba ait bir restoran açılışı yaptım son 2 sene önce. Deniz Mahsulleri restoranı açılışında bulundum. Bir 8 ay orada şey yapıp sonra tekrar eğitime geri döndüm. Son olarak da Usta Akademi'nin şefliğini yaptım yaklaşık 1 sene kadar. İşte geçen ay oradan ayrıldım. Biraz kendi başıma artık takılmaya devam edeceğim. Hem danışmanlıklar yapıyorum, hem catering kendim ufak yapıyorum. Bir de bir arkadaşımla beraber, üniversiteden bir arkadaşım, bizim sektörden değil ama ondan da çıktı fikir. Onun evinde Geyikli Gece Moda diye bir şey başlattık. Ev restoranı gibi. Böyle 6-10 kişiye maksimum menülerimiz var. Onları sunuyoruz. O bana çok keyif veriyor. Çünkü biraz kariyerde ilerledikçe biraz mutfaktan uzaklaşma oluyor yönetici pozisyonuna geçtiğinizde. Biraz onun özlemi vardı. Bu bana çok güzel geldi. Gidiyorum işte Kadıköy'de oturuyorum ben. Kadıköy Çarşısı'ndan alışverişimi yapıyorum. Geliyorum onları kendim pişiriyorum. Akşam da servis ediyorum. Hem sohbet ediyoruz. İnanılmaz o bana keyif veriyor.
Bir de tabii yani o senin tabii aslında uzmanlık alanın ama Anadolu ve Anadolu'yu gezme tabii ki içimizde olan bir şeydi. Şimdi ona başladık. Aslen nerelisin? Ben Konyalıyım aslen. O yüzden de Konyalı mı? Yo, o biraz denk geldi aslında. Süper. Ben Amerika'dan tabii Amerika'da başladığım için mesleği Türkiye'de kimseyi tanımıyordum. Geldim her yere CV yolladım. Tabii ki kimseden bir geri dönüş olmadı. Daha sonra işte bir tanıdık vasıtasıyla işte aslında Konyalılık orada işlerdi. Nevin Alıcı Hanım'ı tanırız. Tanıyorum. Onun da vasıtasıyla, o da danışmanlık yapıyordu. Orası denk geldi. Nevin Alıcı'yı tanıyorsunuz. Abisi Fevzi Alıcı'yı tanıyorsunuz. Yani ikisi de not alın. Ne kadar kitabı varsa alın okumaya başlayın. Özellikle Fevzi ve Nevin Hanım'ın abisinin inanılmaz eserleri var. Ali Eşref Eden'in Yemek Misalesi'ni ilk çeviren yazar. Ailecek o Nevin Halıcı ve Fevzi Halıcı ne yazdıysa ezberlemeniz gerekiyor ilerlemek için. Evet, çok katılıyorum. Dönüyorum sana. Şimdi ben merak ettiklerimi soracağım. Tabii ki. Şimdi sen üniversiteyi aslında özel bir üniversitede okudun. Yok, devlet üniversitesi pardon. Ama yok şeyden bahsediyorum. Amerika'da. O da devlet üniversitesi. Devlet üniversitesi. Aslında, evet. Sonra burada yaptığın hep özel okullarda çalıştın. Ama şimdi evet. Biz de devlet okulunda okuyoruz. Kesinlikle. Ne yapacağız? Nasıl bir fark var arada? Siz yani nasıl görüyorsun ikisi mesela? Mektep anladım. Bu işte buradaki okuldakiler ve özel okuldakiler arasında bir fark var mı? Eğitimde bir fark var mı? Bir fark varsa nasıl kapatacak bu adamlar? Yani şuradan başlayayım. Ben restoranıma birini alacak olduğum zaman şimdi bir sürü şeyler geliyor. CV'ler geliyor. İşte adaylarla görüşmeler yapıyoruz. Tabii ki bakıyorsunuz CV'sinde ne yazıyor ama orada benim için önemli olan birebir görüşmede ne konuştuğumuz. Orada hani özel okullu veya devletinden gelmiş diye ben bakmıyorum. Ben cinsiyete de bakmıyorum açıkçası hani. Olmaz. Yani adamın duruşuna, konuşmasına ve tabii hakimiyetine bakıyorsunuz. O yüzden ben şöyle görüyorum bizim meslekteki eğitimi. Bir kere bir eğitimci olarak söyleyeyim. Bu yani ahçılık yapmak için eğitim almanız gerekmiyor. Böyle de bir gerçek var. Bütün dünyada da bu böyle. Ülkemizde de böyle yani eğitim almayıp şu anda çok iyi yerlere gelen bir sürü şefler var. Eğitimin farkı nedir? Ben her yerde aynı şeyi söylüyorum. Eğitimin en büyük farkı sizin kariyerinizde yükselmenize hızlandırır. Çünkü işin mantığını öğrenerek başlıyorsunuz. Şimdi alaylı olduğunuz zaman kimse size anlatmaz neyin nedenini. Eğer şefiniz ya da ustanız çok gerçekten ulema bir adam değilse ya hatta işte bu hikayeler vardır göstermez. Kaçırır reçeteyi falan filan. Biraz daha yavaş ilerlersiniz kısacası. Biraz daha zor ilerlersiniz. Eğitim aldığınız zaman en azından o ilk baştaki acemilik sürecine atmış oluyorsunuz. Ve işin mantığını biliyorsunuz. Burada zaten benim de hep eğitimlerimde öne çıkardığım şey budur. Hani neden bunu böyle yapıyoruz? Yani bu böyle yapılacak var. Bir de neden bunu böyle yapıyoruz? Onu anlatmak var. Onu anlattığınız zaman karşıdan çok daha güzel tepki alıyorsunuz. Çünkü o da onu bilerek yapmış oluyor. Yani burada tabii ki imkan farkları var özel okullarla, devlet okulları arasında. En çok tabii malzeme, ekipman, bu tip farklılıklar oluyor. Ama burada yani burada hep onu da söylüyorum. İstediğiniz eğitimi alın, istediğiniz fırsatlarınız olsun. Yine de burada iyi bir şef olup olamayacağınızın anahtarı sizin içinizde yatıyor. Yani bunu yapmak istiyorsanız burada da okusanız. İşte İstanbul'da da okusanız, Amerika'da da okusanız yapabilirsiniz. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani işte yani kendimden en güzel örneği vereyim. Ben üniversite okuduktan sonra bu mesleğe atılmaya karar verdiğimde tabii ki herkes çılgın dedi bana. Hani yapamazsın, edemezsin. Yani ben sıfırladım kendimi. Egolarımı törpüledim. Kendimi daha genç hissederek başladım. Ve tabii dediğim gibi çok pardon. Hani gittiğim okul gerçekten yani en ucuz eğitim alabileceğim okuldu yani. Onu buldum ve ayarladım. Evet. Yani yapmak isteyenlerle oyalanlar arasında büyük fark var. Yani bir işi yapmak istersen yaparsın. Ben bunu her zaman söylüyorum. Otur çalış sen de başarırsın. Bu ne yani? Hani bana diyor ki sen çok başarılısın. Abi çalışıyorum. İstiyorum bu işi yapmayı. Her şeye rağmen katlanıyorum. O zaman yaparsın. Ama yani seni bizim zamanımızda bizi hepimizi bir yere toplayacaklar, kamp yapacaklar, dünyanın her tarafından şef gelecek, anlatacak. Akşam böyle buluşup ateş başında ha iyi sohbetler edeceğiz de biz şef olacağız. Yani isteyeceğiz yani bunu öyle bir şey yok. İşte paran varsa açsın ya da toksun 3 aylığına Amerika'ya gidiyorsun ve 5 sene kalacaksın yani. Peki ikinci soru bence de ben de şuna katılıyorum. Bana gelseniz ne yazık ki ben 4 yıllık okulu bitirdim.
beni işe al. Sonra başkası gelse, ben 4 yıldır çalışıyorum, beni işe al. Ne yazık ki kaybedeceksiniz orada. O yüzden okul süresi içinde çalışmak zorundasınız. Yani kendi imkanlarınızı yaratmak, yazları çalışmak. Yani ben kendi kariyerimi bahsedeyim. Ben bu sene 25. yılım bu sektörde. Bu sene şeye gittim. Bodrum'da ilk temizlikçilik olarak işe başladığım pansiyona. Pansiyondu, şimdi otel olmuş orası. İlk çalıştığım iş bu sektörde, hizmet sektöründe orasıydı. İlk yaz bütün işte tuvaletleri, şeyleri temizliyordum, duşakabinleri. Çarşafları, maşrafları yıka değiştir. Bir sonraki yaz aynı şeyin restoranına çıktım. Kahvaltıcılık yapıyordum. Öğle yemeği falan vermiyordu zaten. Daha sonraki sene başka bir Bodrum'da başka bir restorana gittim. Bulaşıkçılık, oradan garsonluk, oradan işte mezecilik, ben meze yapıyorum diye. İşte 4-5 sene lise ve üniversite zamanında çalışarak başladım. Ben de ekonomi mezunuyum aslında. İyi ki okumuşum diyorum. Yani çünkü insanın bence bu işi yaparken bir bakış açısına ihtiyacı var. Yani şu an düşünseniz, hepimiz hep beraber burada oturalım. Burada 5 yıl geçirelim ve hep aynı şeyi yapalım. Ne oluyor? Hep aynı şeyi düşünen, hep aynı şeyi yapan, 5 yıldır bir arada olan insanlar oluyoruz. O zaman bunun dışına çıkabilmek için yaz tatillerinde mutlaka çalışmanız gerekiyor. Sömestrede mutlaka çalışmanız gerekiyor. Boza sat, boza yap, tuz atıyorum, tuz mağarasında çalış, bir ekmek fırınına git, bir maya büyütmeye çalış, bahçende bir zeytin ağacı dik. Yani bu konuyla alakalı bir şey yapıyor olabilmenin içinde olursan ilerlemeni tamamlarsın. Ama okul bitti, okuldan sonra işe başlayayım dersen de herkes sana burun kıvırabilir yani. Sen de hem okuyup hem tabii tabii yani mümkün, yani çalışmadan bu iş olmaz yani. Bu işin özü bu. İsterseniz 8 sene okuyun, 4 sene zaten. Aşçılık eğitimi değişmiyor arkadaşlar. Yani 3 aylık bir sertifika programına da gitseniz, 4 yıllık gastronomi bölümüne de gitseniz veya 2 yıllık yüksekokulu, öğretilen hep aynıdır. Çünkü öğretilecek şey belli. Nedir bu? Ürünleri bir tanıma, ekipmanı tanıma, pişirme teknikleri, kesme teknikleri. Yani bu değişmiyor. Dünyanın hiçbir yerinde pişirme tekniği değişir mi? Şu andaki fiziksel ortamda. Değişmez ya. Ateşle, ısıyla veya işte asitle, tuzla bir yemek pişiriyoruz. Bu el mikrofonu var mı Fehmi Bey için? Ha, şurada biraz vardı. Biraz şey yapıyor ama. Alo. Tamam. Tamam. Oradan devam et abi istiyorsan. Yani dünyanın her yerinde yemek aynı şekilde pişiyor arkadaşlar. Fark etmiyor. Nereden geldim ben buraya? Sana şu soruyu soracağım o zaman. Ben mesela sadece günde 8 saat çalışırım. Çok çalışmak. Yani işte tecrübe edinmek. Önemli olan bu. Yani bir kere o saatleri kafaya takıyorsanız gerçekten bırakın, hiç yapmayın bu işi. 9 saat mi çalışalım? Yani 10 saat. Düşünmeyin, saati düşünmeyin. 13, yani. 14, 15, 16, 17, 18'de gider. Sıkıntı yok. Gider. İş var. Yani ama gerçekten bunu şefleriniz ya da patronunuz size işkence olsun diye yapmıyor çoğu zaman. Yani iyi anlamda işte ömür şef gibi bir şefin yanında çalışıyorsanız diye tabii bahsediyoruz. Suistimal etmeyecek. Ama ya zaten bu sizin içinizden geliyor. Ya benim öyle oldu. Ya dönercide çalışmaya başladım işte. Çok da basit bir dönerciydi yani. Ama yani kesemiyorsunuz sonuçta. İlk defa hayatımda döner keseceğim. O ilk başta onunla başladım. Döneri nasıl keseceğimi öğrendim. Sonra bilmem ne, yok kebap, baklava, börek. Onun en iyisini yapmaya çalıştım hep. Yani genelde benim hayat felsefem bu. Ne iş yapıyorsan onun en iyisini yap. Yani bulaşık da yıkıyorsan onu en iyi şekilde yıka. Temizlik de yapıyorsan en iyi şekilde yap. Yemek de yapıyorsan en iyi şekilde yap. Ya her yerden de bir şey kattım kendime. O 5 senenin sonra ülkeye döndüğümde zorlandım tabii ki. Tekrar, çünkü sıfırdan başladım. Ben hiç bakmadım hani pozisyon nedir, kaç para kazanacağım. Direkt en alt komi olarak girdim Konyalı'ya da. Ya bir sürü benden daha genç adamlar vardı işte üstünde. Yani hiçbirini kafaya takmadım açıkçası. İlk başta biraz böyle sinir yapıyordum. Sonra dedim ki yani sen seçtin bu yolu. Neye yapıyorsun adam? Senden daha fazla çalışmış, genç olabilir, saygı duyacaksın. Her şeyden bir şey öğreniyorsun çünkü. Hala öğreniyoruz. Öğreniyoruz her gün. Sizlerden de öğreniyoruz. Herkesten öğreniyoruz. Bitmeyen bir dünya bu çünkü. O yüzden de hani takılmayacaksınız saatlere. Biraz kendinizi bırakacaksınız. İyi bir şef olmak istiyorsanız, fark yaratmak istiyorsanız. Tabii hele bu yaşta, yani size onu önereyim ben. Ben mesela 110-115 günlük dilimlerde bir gün izin kullanıyordum. Ya bir günde şey demedim yani, hani ulan 115 gündür de izin yapmıyoruz. Bari bir izin yapalım. Bana diyorlardı yani niye izin yapmıyorsun diye. Kaldı ki o çalışma saatlerinde bir gece mutlaka
cumartesi pazara bağlayan gece mutlaka dükkanda yatıyordum. Çünkü 21 saati buluyordum mesai. 3 saat uyuyup tekrar devam ediyordum o izin yapmadığım zamanlarda. Diğer zamanlarda da 18 saat 17 saat arası çalışıyordum. Şunu unutmayın, sizin kendinizi kariyerli bir şef ilan edebilmeniz için atıyorum 100 bin saati ihtiyacınız var. Çarpma yapmıyorum şu an. Bu 100 bin saati istersen 12 senede doldurursun. İstersen Tevbi Bey gibi, benim gibi doldurursun 5 senede. 5 sene sonra geldiğin pozisyon paşa pozisyonu olur. Bu tamamen senin tasarrufunda. Benim 10 senelik bir asistanım vardı. 10 sene gece gündüz bir yerlere gelsin diye uğraştım. Bana 10 sene sonra ne dedi biliyor musunuz? Ben çalışmayacağım sende dedi. Niye abi dedim? Çünkü ben senin gibi olmak istemiyorum dedi. Ben de otelin en fazla başına geçmek istiyorum 15 sene sonra dedi. Ben şu an biz otelde kısım şef olmaya razıyım dedi. Bendeki kariyeri bıraktı. Gitti bir otelde kahvaltı büfesinin başına geçti. Benim öğrettiğim 10 senenin üzerine ilk başta sosis salam doğramaya başladı. Bunu küçümsediğim için söylemiyorum. Ben olsam bunu yapmazdım. Böyle bir hayalim yok. Ama o dedi ki sen beni 10 senedir bu kadar koşuyorsun, yarış atına çevirdin. İstemiyorum kardeşim böyle bir hayatı dedi. Ve şimdi bir otelde kısım şefi ve hayatı işte 9 saat çalışıyor otel olduğu için. Hayatından o kadar memnun ki ben de geçirdiğimde lanet ediyor adam. Şimdi ne diyebilirim? Ben de illa yanımdaki bir ömrak kol mu yapayım yani? Adam istemiyorsa yapmasın. Eleştiriyor muyum? Hayır. O zamanlar bana saçma geliyordu. Şimdi diyorum ki herif ne kadar haklıymış. İstediğini biliyor. Ne yapmak istiyorsun? Otelin başında 9 saat mi? O diyor ki ulan 15 sene sonra ben 10 sene ömre vereceğimi, 10 sene otele vereydim şimdi otelin şefi olurdum diyor. Ya. Yanıyor bende geçirdiği günlere. Ben de diyorum ki ondan böyle bir şey yaratayım diyordum. O kadar durup olamayanlar da var. Yani. Görüyoruz adam su şefi ya 17 senedir aynı yerde. İşte böyle bir hayat mı yani istediğimiz? İşte yani hani ne istiyorsan bunu ayıpladığım için söylemiyorum. Sen ne yapmak istiyorsun? Yani ilk önce herkes ne yapabileceğine karar vermek zorunda. Yani bu işi nasıl yapacaksın? Yani bana diyorlar ki işte biz de senin gibi olmak istiyoruz. La kolay mı yani? Yani öyle adama vermiyorlar ki payeyi kafana. Senin ulan bu adamın iyi işte tipi güzel. İşte biraz da bu işi biliyor. Ekonomi de okumuş. Gelsin bu işi yapsın. Yok. Yani kaldı ki artık piyasada iş şöyle daha zor. Ne kadar firmayla çalışıyorsanız, ne kadar iş yapıyorsanız totaline bakıyorlar. Ekonomi yapabiliyor musun? Tabii. Kazandırabiliyor musun? Karlı bir adam mısın? Yani artık reytingine de bakıyorlar. Maddi reytingin düşükse şutlanıyorsun yani. Anladınız mı? Böyle bir de şöyle düşün. Biz hadi Fehmi abi, ben, 3 kişi daha sayayım. Murat burada, Şenol burada. Bizim zamanımızda bu işi yapmak isteyen ölümüne çalışan insanların sayısı azdı ve insanlar bizi seçtiler. Evet. Şimdi ben aranızdan bir kişiyi alacağım yani. Ne yapacaksınız? Anladınız mı? O yüzden ne yapmak istediğiniz konusunda bir fikre sahip olmak zorundasınız. Otelde mi çalışacaksın? Şef mi olacaksın? Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Bu okuldan mezun oluyorsunuz diye şef olmak zorunda değilsiniz yani. Benim asıl yaptığım şey, ben kitap yazıyorum ve seyyahlık yapıyorum. Üstünü okudum ekonomide, kültürel miras, tarih bölümü de, üstünü okudum şeflikte bir kenarda duruyor benim için. Ben para kazanmak için bu kadar kitap yazabilmek için ve gezebilmek için paraya ihtiyacım var. Bütün bu aktiviteleri o yüzden yapıyorum. Bana mesleğini sorsan seyyahlık derim. Bana bunu ailem dahil bu bir iş değil diyor. Anladın mı? Ama ben soracağım bu arada, senin sonuçta tabii ki kitapların da daha... Tabii 26. geliyor bu ayın sonunda. Ama onun da biraz... Nasıl yazdığını ya da nasıl oluşturduğundan bahset istersen. Hani yani kitap abi, yazmak çünkü çok kolay değil. Kolay değil. Şöyle yani. Söyleyeyim size. İlk yazdığım kitapların tamamını ya da makalelerin tamamını Cinali şeklinde okuyorum şu an. Korkunç şeyler yazmışım yani. Cinali yemek tarifi veriyor. Abartılar, yemeği tabağını süslemeler bilmem ne böyle yazmışım. Ama eskiden şunu hatırlıyorum. 20 sene öncesinden bahsediyorum. 15 senedir düzenli yazıyorum. O 15 sene önce pazartesileri evden çıkmam yasaktı ve yıllarca pazartesi evden çıkmadım. Pazartesileri otururdum, bir makale yazmaya çalışırdım ve yaklaşık 15-16 saatlik okuma ve yazma disiplinin sonunda 2 A4 yazabilirdim. Yani. 5000 kelime yazabiliyordum, 5000 karakter. Tam ve bunu her pazartesi zorlamaya çalışıyordum. Tam mı? Şunu söyleyeyim, istikrar ve sabat etmek size başarı getiren bir şeydir. Ben hala Instagram hesabına bakın, mesela DDA'ları ayıramam yani, kafam hala onu algılamadı yani. Hala dil bilgisinden çok yoksunum yani. Ama ısrar ediyorum yazmak konusunda ve 15 yıl önce o evden çıkmamalar, 1 sene, 2 sene her pazartesi yazı yazmalar. Bir baktım, bir pazartesi bir baktım makalelere. Oha dedim ya, ben 100 makale yazmışım. Her bir iki sayfadan 200 sayfa. Ben bir kitap bitirmişim dedim. Ve bunun üzerine tarifler yazdım. Ve bu arada da yani tarifin birisi bir şey anlatıyor, öbürküsü bir şey anlatıyor. O kadar korkmuş ki. O arada bir editörden ders almaya başladım ve yazarlık ne olur göstermeye başladım. Sonra üniversitenin yazarlık bölümündeki bir hocayla dışarıdan çalışmaya başladım. Sonra bir baktım, iş daha da farklı gidiyor ve
herhal makale yazmaktan 5 sene sonra ilk kitap çıktı. 5-6 sene sonra. 2009 senesinde. Ve 2009 senesinden beri şu ana kadar 26. ve 27. bu sene arka arkaya geliyor. Devam ediyor. Yani orada yaptığım şeyi şöyle özetleyebilirim. Israr ettim. Israr ettim. Ve ısrar ettim. Mutlaka peşinden koşmanız gerekiyor. Öyle ben yazar olacağım deyince zaten olmuyorsun. Oluyor, evet. Ben söyleyeyim yani 3 kitabın dünyanın en iyisi unvanı var Gurmo tarafından. Bir tanesini Paris'te, bir tanesini Pekin'de, bir tanesini Yantai'de aldım ödüllerin. Bana sorsan hala iyi bir yazar değilim. Ama neden dünyanın en iyisi ödülünü almış 3 kitabım var? Çok açık söylüyorum. Sadece Anadolu yazıyorum. Ve dünyada Anadolu yazan insan yok. İşte evet, bu kadar yani basit. Güzel bir noktaya İnsanlar, geldik. Evet, yani. İnsanlar bana diyor ki oha herif Anadolu hakkında yazmış diyor. Yani. Neden? Yani siz bir kuru fasulye tarifi olan kitap gördünüz mü Türkiye'de? Çok korkunç değil mi? Bulgur pilavının tarifini okudunuz mu bir kitaptan? Okuyamıyorsunuz. Yok çünkü. Neden? Burnumuzun dibinde her gün yiyoruz. Her gün git şimdi kapı çalalım yani. Mengen'de. Antep'e gidelim kapı çalalım. Her evden, iki evden birinde bu yemek yapılıyor. Yazar mısın? Tabii ki yazmazsın. Yazmadığın için de dünya bilmiyor. Dünya bilmediği için de ilk onda Türkiye var mı? Yok. Yok. Neden? Literatürde yoksun çünkü. Sonra hepimiz yakınıyoruz hani ülkemizin mutfağı tanınmıyor, bilinmiyor diye. Yani kendi kendine hiçbir şey tanınmaz arkadaşlar. Yani bu dünyada özellikle hani pazarlamanın yönettiği bir dünya diyelim. Bunda bir pazarlamanın bir parçası aynen. Sonuçta. Bunu bizim anlatmamız lazım insanlara. İşte bu da nasıl olacak? İşte kitap yazacaksın. Literatüre gireceksin. Dünyaya kendini tanıtman lazım. Bunu dediğim gibi yoksa Yunanlı senin şeyini satıyor. İşte Mısırlısı da satıyor. Bilmem neyisi de satıyor. Tabii yani. Şimdi kızmayalım. Biz ne yapıyoruz? Kızıyoruz onlara. Vay bizim şeyimizi çalmışlar da sen ne yaptın? Bunu sor. Ben Amerika'da bunu fark ettim işte döner konusunda. Değil mi? İşte Yunancası biliniyor. Neden yani neden? Çünkü ben Türk restoranına gittim menüde Yunancası yazıyordu. Dedim ya siz niye bunu Yunanca yazdınız? İnsanlar bilmiyor diyor. Bilmez tabii işte sen öğreteceksin bunu işte. Bu biraz çaba göstermemiz lazım. O yüzden de işte Anadolu'ya çok iyi sahip evet, çıkmamız ben lazım. Ben şöyle bir yüzümü kızartayım. Bence siz Türk mutfağından daha fazla yabancı mutfak yemekleri biliyorsunuz. Ya da onlar için uğraşıyorsunuz. Emin misiniz? Uğraşmıyor musunuz? Daha peki herkes dürüst olsun. Daha fazla makarna mı yaptınız, daha fazla bulgur pilavı mı yaptınız? Tabii ki makarna yaptınız. Değil mi? Öyle mi? Bir tane var. Doğru değil mi? Yani çünkü böyle bir şey. Yani bizim kabul gördüğümüz bir değeri, mesela ben atıyorum, Starwood'un danışmanı, dünyanın her tarafına gidip Türk yemeği yapıyorum. Bana bunu ya, bana diyor ki işte tabii ki bir İtalyan eğitimi aldım, tabii ki işte Japonlarla çalıştım, Taylandlılarla, Fransızlarla çalıştım. Bunu şu anı kabul etmiyor, şunu demiyorum yani. Ulan sadece bulgur pilavı yapın ama bir yere gelin, öyle bir şey yok. Öyle bir kere bu mesleki formasyonda ne biliyorsa, ne varsa dünyada bilmek zorundasın yani. Ya en önemlisi bu işte, yani eğitimin zaten size katması gereken bu, bilgi. Bilgiyi alacaksınız bir kere, kafaya atacaksınız ki. Daha sonra yeni bir şeyler üretin insanlara tanıtırken. O çok önemli. Ya her şeyi bilmek gerekiyor ya. Şef egosu falan deniyor ya. Biraz bundan kaynaklanıyor. Şef çünkü her şeyi bilen adam gibi bir şey oluyor bir süre sonra. Özellikle senin gibi bir restoran yönetirken, bir oteli yönetirken, bir okulu yönetirken her şeye hakim olmak zorundasınız. Düşünün mal kabulünden, işte tedariğinden, ekipman arızalarından, personel sorunlarından, para kazanmaktan, her şeyi bilmek zorundasınız. Yani ben her zaman şunu söylüyorum yani, yemek yapmak bizim işte, ben 10 kural sayıyorum. 11.'si, yemek yapabiliyorsan iyi bir şef olursun yani. Yani yemek yapıyor olmak hele Türkler için inanılmaz zor bir şey değil yani. Türkiye'de her evde yemek pişiyor. Bu çok önemli bir istatistik yani. Her evde yemek pişiyor olması dünya standartlarının çok üzerindesin demek gerçekten yani. Gerçekten üzerinde. Herkesin annesi babası yemek yapmayı becerebilir, bilebilir. Antep'te her evde evin reisi mutfağa girmese bile bu dolmanın sarımsağı az olmuş. Timur Nişabur alıyor 1062 senesinde. Önüne tutmaç geliyor. Bunun sarımsağı az kardeşim, kaldırın şunu diyor. Bak Timur da bunun farkında. Adam aslında Cihan hükümdarı. Kesiyor, doğruyor, biçiyor. Ama önüne gelen yemeğin sarımsak olup olmayacak olsa bir fikre sahip. Bak Türkler at üzerine biniyor. Burada bir tane kalkan var. Gidiyorlar. Bunlar bir dünyanın bir ucuna geldiler giderek bu adamlar. Elde bir saç var. O kalkan ne biliyor musun? Bir saç. Ne yapıyor bunu? Ateşe koyuyor. Üzerine koydu. Türklerin iki resmi ekmeği var. Ne oluyor bu durumda? Yufka ve bazlama. Hamuru açıyorlar. Maya almasına gerek yok. At üzerinden inmiş burada bu gece kalacak. Hemen üzerine bazlamayı pişiriyor. Et mi kesti? Ters çeviriyor elindeki kalkanı. İçine atıyor eti. Kavurmasını da yapıyor. Ekmeğin arasına koyuyor. Yiyor. Yani bu adamların mutfak dediği şey ateşin olduğu her yer ve bir tane saç tava.
Ve bu adamlar at üzerinde dünyayı gezerek gittikleri her bölgede bir malzeme. Aa burada patlıcan var, aa burada tüp var, burada bu var ve background genişliyor, 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 genişliyor. Şimdi sen Türk mutfağı deyince ne anlıyorsun? Hakkari'ye gittim, işte Türk mutfağına yemekler yedim. Oradan Muğla'ya çıktık, Edirne'ye geldik. Buradan da gittik Ardahan'a, Artvin'e. Böyle bir karenin içine Türk mutfağı yerleştiriyorsun. Kardeşim, Türklerin mutfağı dediğin zaman adam dünyanın yarısını atla geçmiş. Şöyle bir iz süreceksin dünyanın bu tarafında. Yani Asya'dan başlayıp Avrupa'nın sonuna kadar bir iz sürdün. Türklerin mutfağı burası. Her şeyi öğrenmişler. Hani peki, Türkler kaç yıldır Anadolu'da? 1 yıldır. Anadolu'da kaç yıldır yemek yapılıyor? 13 bin yıldır. E o zaman da 13 bin yılda derine ineceksin. Yani evet, öyle işte, aynen. Bu, Türk mutfağı dediğin şey... Sadece o değil, aynen. O yüzden kuru fasulye yapıyorum değil. O yüzden sen bunu öğrenmezsen dünyanın öbür tarafında İtalyan biliyorsun diye sana kabul mü gösterecekler yani? Ve gelip senin ülkende senin araştırmasını yapacak, kendine göre onu evirecek, çevirecek falan. Tabii ki. Yani sen fırsat verirsen insanlar yemeklerini alır. Ama sen fırsat... Mesela biz Yunanlılarla birbirimize çok giriyoruz ya. Şiş kebap senin, şiş kebap benim diyor adamlar. Kaşgarlı Mahmut ne diyor Türk şeyde, ilk Türkçe sözlükte? Türkler eti şişe taktu ve yedu diyor. Oha, o zaman diyorum ki tamam, demek ki şiş kebap benim. Neden? Türkler şişe takmış ve yemiş Kaşgarlı Mahmut'a göre. Ve ben Yunanlara diyorum ki al kardeşim sana, bu benim tarihi kaydım ve 1000 yılında bu kayıt. 1000 yılda Türkler bu işi yapıyor.